Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet kıymetli izleyenler, bugün yine bir perşembe sabahı sizlerle birlikteyiz FM TV ekranlarında. Bizler manşetten bile TV manşettekileri yorumlarken, değerlendirirken bugün misafirimiz Fatih Medreseleri Yönetim Kurulu üyelerinden Selim Ulusal hocamızın da yorumlarıyla bize eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Allah razı olsun, teşekkür ediyorum. Nasılsınız hocam, iyisiniz inşallah. Allah razı olsun. Elhamdülillah, şükür olsun. Siz nasılsınız inşallah? Bizler de çok şükür iyiyiz hocam. Evet kıymetli izleyenler, gazetelerimize geçmeden önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım, sonrasında devam edelim. 0216 488 0488 nolu numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. haber@fmtv.com.tr adresinden de bizlere maillerinizi ulaştırabilirsiniz. Yine sosyal medya hesaplarımızdan da istediklerinizi, söylemek istediklerinizi yazabilirsiniz. Evet, hemen Yeni Akit gazetesiyle başlayalım. Yeni Akit gazetesinin manşetine baktığımızda hasret bitti denilmiş. Sür manşetinde ise PKK küfür ordusu denilmiş. Evet hemen manşetine bakalım. Irak'ta 28 gün önce kaçırılan 16 Türk işçi yoğun diplomatik girişimler sonrasında serbest bırakıldı. Başbakan Yardımcısı Türkeş, Ekonomi Bakanı Zeybekçi, Sağlık Bakanı Müezzinoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Kısırgan'ın bulunduğu özel uçak ana Bağdat'a gitti ve işçileri alıp geri döndü denilmiş. Evet, Erdoğan'dan tebrik başlığını görüyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önce Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı'yı arayarak tebrik etti. Erdoğan daha sonra Irak'ta serbest bırakılan Türk işçilerin ailelerinin her birini telefonla arayarak uzun bekleyişin mutlu sonuna noktalanmasından dolayı memnuniyetini ifade etti denilmiş. Evet, Davutoğlu... Geçmiş olsun demiş. Bağdat'a hareketinden önce gazetecilerin sorunlarını cevaplayan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, ABD'de bulunan Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştüğünü, geçmiş olsun dileklerini işçilere ilettiğini söyledi. Türkeş ve beraberindekiler Bağdat'ta işçilerle tek tek ilgilenerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Ailelerin gözü aydın denilmiş. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ise ailelerin gözü aydın, milletimizin gözü aydın. Çok şükür bu badireyi de Türkiye kazasız belasız böylece atlatmış oldu denilmiş. Haberin detayı yine sayfa 12'de verilmiş. Serbest bırakılan 16 Türk işçi, Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş Başkanlığındaki bir heyet Bağdat'tan ana uçağıyla aldı. İşçiler Türkiye'ye indikten sonra... Hemen sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edildi. İşçiler ve aileleriyle yakından ilgilenen Erdoğan, misafirlerine çeşitli hediyeler verdi. Erdoğan, işçilere ve yakınlarına geçmiş olsun dileklerini ileterek işçilerin sağ salim dönmesinde emeği geçen kurumlara teşekkür etti denilmiş. Ve uçaktan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden de resimler paylaşılmış. Evet, biz de gözü aydın diyoruz tüm işçilerimizin, ailelerinin uzun bir süreden beri Irak'ta kaçırılmış, esir alınmışlardı. Bugün neticesinde 18 taneden 2 tanesi önceden serbest bırakılmıştı. Dün de 16 tanesi, yani toplumda hepsi serbest bırakılmış oldu. Evet, hemen yanında Davutoğlu Birleşmiş Milletler'de başlığını görüyoruz. Avrupa'nın Türkiye'ye ihtiyacı var. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasında Türkiye'nin AB üyeliği için çalışmaya devam edeceğini söyleyen Davutoğlu, Türkiye Avrupa'nın bir parçasıdır. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye her zamankinden daha çok ihtiyacı var dedi. Davutoğlu seçimlerden sonra ekonomik, adli ve demokratik reformlar yapacaklarını belirterek Kasım'ın birinde belirsizlik olmayacak diye konuştu denilmiş. Yani tekrar iktidara devam denilmiş, istikrara devam demiş Başbakan Ahmet Davutoğlu. Evet hocam, şöyle bir detay var. Başbakan Ahmet Davutoğlu diyor ki Türkiye'nin AB üyeliği için çalışmaya devam edeceğini söyledi diyor.
Yani yıllardan beri hani bizi kapılarında bekletiyorlar hocam. Zaten hani olayları zaten yıllardan beri konuşulan olaylar bunlar. Yani bunu nasıl değerlendirmek istiyorsunuz? Hala böyle bir Avrupa özentiliği diyoruz hocam. Gençlerimiz zaten özellikle Avrupa. Her bakımda Avrupa diyoruz yani. Şimdi ülkeler arasında tabii ki alışverişler, ticari alışverişler, efendim ona göre hani milletler arasında olması gereken bazı gidiş gelişler, bu ticari olabilir veyahut işte resmi boyutlarda olabilir. Bunlara ülkeler bazında diyecek bir şey yok. Ama evet, bugün Avrupa'nın yani biz Avrupa Birliği'ne gireliminin yani bilmiyorum oraları biraz iyi araştırmak lazım. Neden bu kadar ısrar ediliyor? Yani biz Türkiye olarak, Türkiye devleti olarak kendimize yetmiyor muyuz? Veya oraların neyine yani çok özen gösteriyoruz dediğiniz gibi. Orayı inanın anlayamıyorum. Yine söylüyorum yani ülkeler bazında yapılması gereken alışverişler, ticari anlaşmalar, efendim ona göre yapılması gereken ilişkilerde ona yapacak bir şey yok, diyecek bir şey yok. Ama tamamıyla biz Avrupa'nın gözetiminde veya Avrupa'nın olmuş olduğu o durumla beraber oraya gitmeye çalışıyorsak, oraya girmeye çalışıyorsak bunun gerçekten doğru olduğunu düşünmüyorum. Senelerden beri bunun mücadelesi vardı. Son zamanlar bırakmışlardı ama işte ihtiyacımız yok diyorlardı işte devlet büyüklerimiz. Yine başladılar böyle bir şeye, onu da anlayamıyorum. Evet. Ya bizim Avrupa'ya ticari şeyleri yine söylüyorum. Onun dışında ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum. Biz kendimize yetecek kadar kuvvetli ve büyük bir ülkeyiz. Gereksinimin olduğunu düşünmüyorum. Evet hocam. Hemen devam edelim yine. Filistin bayrağı Birleşmiş Milletler'de başlığını görüyoruz. Evet, Filistin'in BM üyeliği için önemli bir eşik daha geçildi. New York'taki tarihi günde Filistin bayrağı ilk defa Birleşmiş Milletler Genel Kurulu önüne asıldı. Törene Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Filistin'in başkenti Doğu Kudüs'te Filistin bayrağı dalgalandıracağımız günler uzak değil dedi denilmiş. Evet, Davutoğlu ise insanlık onurunun bayrağı dalgalandı denilmiş. Başbakan Ahmet Davutoğlu ise bugün dalgalanan sadece Filistin bayrağı değil, dalgalanan insanlık onurunun bayrağıdır. Allah inşallah bu bayrağı Kudüs'te Mescid-i Aksa'da dalgalandırmayı da nasip eder diye konuştu. Erdoğan'dan Abbas'a bayrak telefonu denilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla arayarak Filistin bayrağının Birleşmiş Milletler'e gönderilerek çekilmesinin kendisini duygulandırdığını belirtti denilmiş. Evet hocam, biliyorsunuz yıllardan beri Filistin'i tanımıyorlardı bu ülkeler. Yine Türkiye'nin girişimleriyle birlikte Filistin bayrağı bugün Birleşmiş Milletler'de dalgalanmaya başladı. Hani diyoruz ya, demin dedik ya Birleşmiş Milletler'e hani girme çabamız. Hani bir nevi aslında baktığımız zaman Birleşmiş Milletler'de bizim bayrağımızın veya bir İslam ülkesinin bayrağının asılması hani ne kadar bizi sevindirir, o da farklı bir durum ama yani Avrupa Birliği yerine bir İslam Birliği'nde dalgalanmasını daha çok arzu ederdik ama bu da şu anlık diyelim önemli bir güzel bir gelişme. Yani bugün dünya ülkelerinde Filistin bayrağının tanınması adına o göndere çekilmesi güzel bir gelişme ama dediğiniz gibi BM'nin gözetiminde şu halde olması onu hangi niyetlerle, hangi düşüncelere çekildiğini ona bilemeyiz. Ama devletler bazında tanınma olarak bayrağın çekilmesi o güzel bir şey. Evet. Yani Filistin'i bir dikkate alıyoruz artık şeyi ortaya da, çıkmış oluyor. O da tabii yıllar sonra Filistin şu an hala zulüm altında hocam biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde gündemlerden yine düşmedi manşetlerden Filistin'e yapılan zulümler. Ama bunlar sadece bizim medyamız tarafından yani bunlar duyuruluyor. Türkiye'deki medya tarafından duyuruluyor. Baktığımız zaman Avrupa ülkelerinde, Batı ülkelerinde Filistin'in bu haberlerinden, orada yapılan katliamlardan, zulümlerden, İsrail'in yapmış olduğu zulümlerden maalesef bahsedilmiyor. Yani bugün Filistin bayrağının asılması güzel bir durum ama önemli olan dediğimiz gibi orada tamamıyla sıkıntının giderilmesi. Ki baktığımız zaman yıllardan beri bu zulme gözünü kapadı Birleşmiş Milletler.
Evet, yine devam edelim. İlkokula bomba denilmiş. Evet. Diyarbakır'da 1400 öğrencinin eğitim gördüğü 100. yıl ilkokulunun penceresine teröristlerce borut tipi el yapımı bomba patlayıcı bırakıldı. Öğrencilerin fark etmesi üzerine boşaltılan okuldaki patlayıcı bomba imha uzmanlarınca etkisiz hale getirildi denilmiş. Evet hocam, şimdi biliyorsunuz geçtiğimiz bu pazartesi okullar açıldı. 18 milyon öğrenci okullarına başladı. Neticesinde ondan okullar başlamadan önce biliyorsunuz PKK'nın siyasi kolları diyoruz onlara. O çocuklarınızı okula götürmeyin. Bir haftalık bir boykot ilan ettiler kendilerince. Özellikle Doğu halkından kendilerine bir karşılık bekliyorlardı ama Doğu halkından karşılık bulamadılar. Bütün okullar doldu. Bütün veliler çocuklarını okullara götürdü. A planı tutmayınca B planına geçtiler. Bu sefer de okullara taramaya başladılar. Geçtiğimiz günde yine manşetlerdeydi okullar, taranan okullar. Okulların girişlerine hendekler kazıp bomba yerleştirdiler. Aynı şekilde de yine okulun bahçesinin camının iç kenarına bomba yerleştirmişler. Çocukların fark etmesiyle birlikte etkisiz hale getirilmiş. Yani bunu nasıl yorumluyorsunuz hocam? Yapmak istedikleri zaten belli, baskı, oradaki halka korku salmak. Şimdi zaten PKK'nın bugüne kadar bakıldığı zaman saldırmadığı bir okullar kalmıştı. Yani daha doğrusu küçük çocuklar veya geleceğimizin gençleri olan kalmıştı. Polisine saldırıyor, askerine saldırıyor. Efendim diğer resmi olan şey kaynaklarda veya şeylerde olan çalışma durumda olan kişilere saldırıyor. Ya bu artık PKK'nın iç yüzünü yani daha nasıl anlayacağız yani? Artık bunların böyle olduğunu halk olarak, bütün halk olarak özellikle doğudaki istisnalarını kenara koyarız ama yani Kürt kökenli kardeşlerimizi artık bunu daha nasıl anlayacaklar yani görüyorsunuz. Saldırılması gereken, yapılması gereken veyahut da karşısına artık almadığı ne kaldı artık diye gerçekten iyi düşünmek lazım. Tabii çocukların okula göndermeme gibi bir taktikle beraber onu da tutturamayınca bu sefer başladılar okullara saldırmaya. Ben şunu şöyle de biraz inşallah yorulmamak istiyorum. Rabbimiz elhamdülillah onu da özellikle üstünde durarak söylüyorum. Bunların iç yüzünü bize o kadar güzel anlat yani gösteriyor ki yani artık belki hani ortada olan kardeşlerimiz veya buna göre biraz da olsa kalbinde bir sevgi ve muhabbet olan Kürt kökenli kardeşlerimiz artık bunu lütfen Allah rızası için anlamalarını özellikle istiyoruz. Çünkü bu adamların niyeti belli. Şurada bir notum var onu da söylemek istiyorum. Bu nasıl bir Kürtlüğü veya Kürt insanını savunmak ki ölen Kürt doğuda ölenler halk da öyle biliyor. Askerin içinde de Kürt kardeşlerimiz var. Ölen Kürt. Öldüren de Kürt. Bugün kandırdıkları, dağa çıkardıkları kişiler de Kürt. Evet. Ağlayan da Kürt. Ve zarar gören yine Kürt. Bu nasıl bir oranın insanını savunmak ki veya oranın insanının arkasında olmak ki hep kaybeden, ağlayan, ölen, öldüren, orada hep sıkıntıda olan, esnafı bir taraftan huzursuz. Çünkü rahat bir şekilde orada işini yapamıyor. Haftalardır, aylardır yapamıyorlar. Tedirgin. Tabii ki yani bugün orada bu olayların olduğu bir ortamda nasıl ticaret yapacaksınız? Veya nasıl bir huzurlu bir şekilde dükkanınızı açacaksınız? Yani bakıldığı zaman her tarafından, neresinden bakarsanız bakın, her tarafından oradaki Kürt kardeşlerimiz kaybediyor. Ona göre zarar görüyor. Ya bunu da artık Rabbimiz bize aşikar olarak gösteriyor. Ya bunu artık görüp, yani bunun artık tamamıyla bunların niyetini, düşüncesini inşallah konu gelirse arkasındaki insanların kim olduklarını aşikar olarak gördüğümüz halde kesinlikle artık bunlara prim vermememiz gerekiyor. Buraya kadar gelen böyle bir niyet biraz daha üstüne gitti mi çok daha şeylerin yapabileceğini bildiğimiz ve kesinlikle böyle olacağını inandığımız bir düşünce. Rabbim bunlara fırsat vermesin. Oradaki Kürt kökenli kardeşlerimize de inşallah bu olayların neticesinde olayları çok iyi bir şekilde süzüp kendilerine gelmeyi nasip eylesin inşallah. Evet hemen devam edelim. Altta cemevi değil sözde mahkeme denilmiş. Diyarbakır'ın Merkez Yenişehir ilçesinde
Muş Valiliği Varto ilçesinde PKK mensuplarınca sözde şehitlik olarak adlandırılan alanda cami, cemevi ve mezarlıkların devlet tarafından yıkıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Valilik bu binalar bölücü terör örgütünün sözde mahkemeler kurup vatandaşlarımızı sorguya aldığı yerlerdir dedi. Evet hocam, biliyorsunuz Sur ilçesinde, ondan sonra Silvan'da, Cizre'de, birkaç tane daha bunun gibi ilçelerde teröristlerin yoğun olduğu ve kendi özelliklerini ilan etmek istedikleri bölgelerde sokağa çıkma yasakları ilan edildi. Orada yapılan, evlere yapılan baskınlarda yüzlerce mühimmat ele geçirildi, PKK'ya ait belgeler ele geçirildi. Bir takım medyada bunları işte, yani bir ev sonuçta baskın yapılıyor, bu evleri masum halkın evleri olduğunu, normal sivil halkın evleri olduğunu söylemişlerdi. Onların da defalarca görüntüleri yayınlandı. Evet, burada gördüğümüz gibi el yapımı tüplerle birlikte yapılan bombalar bahçelerinde duruyor maalesef. Sözde şehitlik olarak, onların PKK şehitliği olarak söyleniyor ama şehitlikte yapılan, hazırlanan bombalar, mühimmatlar gözüküyor. Maalesef. Evet, devam edelim. Sürmanşetimizde PKK küfür ordusu denilmiş. Terör örgütü PKK'nın yoğun saldırıda bulunduğu Beytüşşevap ilçesinin kaymakamı Kadir Güntepe, HDP milletvekillerinin terör destek vermesine isyan etti ve kıdı. Bu mücadele iman ordusu TSK ve emniyetin küfür ordusu PKK ile hak batıl mücadelesidir. Ülkemizi böldürmeyeceğiz demiş. Evet. 400 PKK'lı ile saldırdılar denilmiş. Zaten fotoğrafta da paylaşılmış, gördüğünüz gibi hocam. Uzun namlulu silahlarla tamamen bina delik deşik edilmiş. Fotoğraflarda direkt gözüküyor. Burası da evin içi, gördüğünüz gibi. Yine mermi izleri, ondan sonra çocuğunun olduğu oda. Kendisi, yani çocuğu o an o evde değilmiş ama çocuğunun odası saldırılarda. Evet, Beytüşşevap makamı Kadir Güntepe, Beytüşşevap kaymakamı Kadir Güntepe, terör örgütü PKK tarafından makam odasının kurşunlandığını ifade etti denilmiş. Evet, yalandan barış naraları başladığını görüyoruz. Evi ve makam odası PKK'lı teröristlerin kurşunlarına delik deşik olan Beytüşşevap kaymakamı Güntepe, HDP eş başkanı Demirtaş ve HDP'li milletvekillerine soruyor. Askerin, polisin, hakimlerin ve sivillerin evlerine, lojmanlarına bombalarla, roketlerle, zırh delici silahlarla, keleşlerle saldırıp insanımızı öldüren insanlarla nasıl barış olacak? Barış naraları atıyorsunuz. Sivilleri kim öldürüyor demiş Beytüşşevap kaymakamı. Evet, böldürmeyeceğiz başlığını görüyoruz. Makam adamın bir duvarında 22'lik mermi izi var. İyi dinleyin. Ne kadar yakarsanız yakın, ne kadar yıkarsanız yıkın, ne kadar sıkarsanız sıkın, ülkeyi böldürmeyeceğiz. Ferhat Öncü denen vekil bozuntusu, Allah'tan başka kimseden korkum olsaydı bunları söylemezdim. O bombaların hesabını vereceksiniz dedi. Evet, yapılan saldırı sonrasında Twitter hesabında bu görüntüleri paylaşıyor hocam kaymakamımız. Ondan sonra devamında hemen bir milletvekili ismini de vermiş, Ferhat Öncü, HDP'li milletvekili. Bu gibi işte resimler paylaşarak halkı kandıramazsınız diyor. Yani hem bir saldırı var, evin içine kadar giren bir saldırı var. Allah'tan evin içinde çocukları, ailesi yokmuş o saldırı anında. Yani direkt öldürme kasıtlı makam odasıyla aynı anda hem makam odasına hem evine saldırı düzenleniyor. Yani tamamen ailesini ortadan kaldırmak amaçlı yapılmış bir plan. Bunu Twitter'dan duyuruyor ve hiç usanmadan, sıkılmadan HDP'li bir milletvekili kalkıp da bu resimlerle diyor ki halkı kandıramazsınız, sivilleri öldüren sizlersiniz diyor. Yine devamında da Twitter hesabında ülkeyi böldürmeyeceğiz. Ferhat denen vekil bozuntusu, Allah'tan başka kimseden korkum olsaydı bunları söylemezdim. O bombaların hesabını vereceksiniz demiş. Yine milletvekili de karşı taraftan cevap olarak siz öldürülen sivillerin hesabını vereceksiniz demiş. Yani pişkinlikle hem zulüm yapıyorlar hem de pişkinlikle açıklamalarında son noktaya ulaşıyorlar maalesef. Evet, sizin de yorumlarınızı alayım hocam. Yani bugün dediğimiz gibi doğuda halka
hani PKK'ya karşı çoğunlandırma çalışması yapan kim olursa olsun, yani 5 yaşındaki bir çocuk da PKK'nın karşısında olursa ona da namlu maalesef namlu doğrultuyorlar. Şimdi biraz önce bir okula saldırma olayı var. Dedik orada da zaten şunu dedik, işte önüne her gelene saldırı. Şu anda da gördüğümüz gibi işte bir kaymakama yani bu düşüncenin, kim olursa olsun, önüne kim çıkarsa çıksın, devlet bazında olsun, efendim ona göre işte polisi, askeri, kaymakamı, okulu, öğretmeni, herhangi bir resmi makamı çalışan birisi, hepsini cami gördüğünüz gibi, kadar, evet cami imamına kadar, o da çok önemli. Yani bir orası, gerçi ona da çok şaşırmıyorum ben. Zaten onun arkadaşı şimdi şu başlıkla alakalı bir inşallah bir kelime kullanmak istiyorum şunu geçtikten sonra. Yani gördüğünüz gibi her tarafa saldırabiliyorlar artık, evet. Onu herkes anladı. Evet, şimdi şurada Burak Hocam çok önemli bir başlık var. PKK küfür ordusu. Şimdi buraya bugüne kadar çok güzel hoca arkadaşlarımız belki defaatle bu konu üzerinde yani durmuşlardır. Evet. Ama ben de özellikle şunu yine tekrar etmek istiyorum burada. Madem şu başlık gelmiş önümüze. Bugün Kürt kardeşlerimize ben şunu soruyorum. Buraya gelen kardeşlerimizin Kürt kökenli olanları da çok. Kendileri Kürt yani. Onlardan da bu ifadeleri çok duyduk. Şimdi biz evvela şuradan alalım işi. Bir Müslüman bir beldeyiz. 1000 senelik geçmişi olan bir Osmanlı'nın torunlarıyız. Ve Türkiye devletiyiz biz. Elhamdülillah. Rabbimize şükürler olsun. Ve İslam devletiyiz. Şimdi ben bir düşüncenin arkasından giderken özellikle söylüyorum, dikkat ederek kardeşlerimizin rica ederek de söylüyorum. Yani ben bir düşüncenin arkasından giderken ölçüm ne olması lazım? Önemli bir soru hakikaten yani. Ne olması lazım? Ya bu gidişatın, bu düşüncenin, bu kurumun, bu efendim ona göre topluluğun evvela düşüncesi Allah ve Resulüne uyuyor mu? Öyle değil mi? Evet. Ona göre İslam'la yakınlığı, bağdaşlığı nasıl? Ona göre efendim Rabbimizin istediği ölçülerde mi bir hareket bu? Gidişat bu, bir topluluk bu? Ona bakacağız. Buna bakmazsak o zaman her önümüze gelenin arkasından gidecek miyiz? Şeyi geliyor. Şimdi PKK küfür ordusu. Ya bakıyorsunuz Ermenisi çıkıyor. Almanı çıkıyor ya Almanı. Ya senin ne işin var orayla? Küfür ordusu oldu mu? Olur. Efendim ateşe tapanı çıkıyor. İngilizi çıkıyor. Yani çıkmayan yok yani. Fransızı çıkıyor. Geçen bir tanesi Fransızdı yani. O özellikle üst rütbeli olanlardan bir tanesi. Ya ben şurayı artık nasıl anlatacağız bu kardeşlerimize anlayamıyorum. Ya bu adamların gidişatı belli. Bu adamların niyeti sizin oradaki Kürtleri veya Kürt oradaki coğrafyayı savunmak falan değil. Tamamıyla önde olan o kişilerin arkasındakilerin söylediklerini yapmaya çalışan insanlar bunlar ya. Artık bunu niye anlamakta zorlanıyoruz? Orayı anlayamıyorum. Ya bizim ki bunu yakinen inanıyorum. Ben orada çok Hakkari, Şırnak, Beydüşşebap'a daha gittik biz. Envar-ı Fasifesi'ne gitmiştik. Efendim doğuda gitmediğim ilk ama Diyarbakır, Gaziantep, gel bu tarafta Bitlis. Çoğu il, yani istisnadır gitmediğim il yani. Doğu insanının şuna yakinen inanıyorum ve şahidimle, kendimle, gözlerimle de bir kere her şeyden önce İslamiyet'i seviyorlar. Allah razı olsun. Hocaya, alime saygılar var. İslamiyet'e saygıları var. E şimdi bir taraftan bunu yaparken Allah razı olsun çok güzel de ya bunu söylerken tabii oradaki bütün halkı olarak söylersek çok ağır olur. Onu söylemiyorum. Ya kandırılmış bu işte PKK'nın şeyine biraz da gönül verme hani yanılgısına düşmüş insanlar için söylüyorum ifadelerimizi gene asla almayalım. Ya görüyoruz işte hep beraber. Bunların İslam'dan nereden bağdaşıyor yani? Bir şey daha söyleyeceğim. Bunu ben her zaman da hani hep aklımda böyle düşüncemde vardır. Ya adamların yüzüne bakın Allah rızası için. Ya başının yüzüne bakın hapishanede olan. Zaten yaz ya bu adam ne olduğunu hiç bakın araştırmana gerek yok. Yüzünde bir şey yok adamın ya. İslam'la, imanla, imanla, imanlı insanın kalbindeki o düşünce yüzüne yansın insan. Bak adamın yüzüne zaten ne olduğunu anlarsın. İslamiyet'le alakası var mı? Allah'a yakınlığı nasıl? Dine karşı olan düşünceleri nasıl? Dini seviyor mu? Müslümanlarla arası nasıl? Bir bak da Allah rızası için ya. Yok, yoksa o zaman bu adamların neye dayanır? Hocam onlar bizden işte şeyi işte Kürtlüğümüzü savunuyor. Ya neyinizi savunuyor Allah rızası için? Demin anlattık. Her şeyle size zarar bunlar.
Senin evladını öldürüyor bunlar. Senin iş yerini bombalıyor bunlar. Geçen bir tanesi bir polisimiz bir çay içecek diye adama bak ne yaptılar? Hem işvereni hem şeyi. E görüyorsun işte. Ya bunun anlamaktan niye zorlanıyoruz? Gerçekten orada üzülüyorum. PKK'nın zaten arkasında Yahudi ve İngilizler ve diğer küfür milleti var. Bunu artık lütfen kardeşlerimizin en ufak şek şüphe kalmadan anlayıp bu düşünceden tez zamanda inşallah asla Kürtlüğü falan savundukları yok. Asla oraya bir menfaat getirecek, hayır getirecek diye bir düşünceleri yok. Tamamıyla oraya o bölgeye zararı olan bir PKK şeyi var orada. Allah'ım onlara o fırsatı vermeyecektir. Biz Osmanlı torunuyuz Burak Hocam. Allah'ın izniyle zamanında nasıl ki o zamanların inşallah ilerleyen şeyler de gelir. Çok da uzatmak istemiyorum. Nasıl ki çok imkansızlıkla hallerinde 37 ülkeye karşı gelmişsek bugün PKK'ya biz yani çok rahat bir şekilde yeter ki tek vücut olalım, tek birlik olalım Allah'ın izniyle üstesinden geliriz inşallah. İnşallah hocam. Evet devam edelim. Prim borcu olanlara da sağlık hizmeti denilmiş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Erdem, Bakanlar Kurulu'nun kararı ile Bağkurlu ve genel sağlık sigortalıların prim borcu olup olmadığına bakılmaksızın sağlık hizmeti alabileceğini açıkladı denilmiş. Bu da bir takım halkımızın gönlünü ferahlatmıştır. Çünkü bu sorunun cevabı da bekleniyordu. Evet, hacıların yüzü gülüyor denilmiş. Hac vazifesini yerine getirmek için kutsal topraklarda bulunan hacılar yurda dönmeye başladı. Hacılar havalimanlarında yakınları tarafından çiçekler ve Türk bayraklarıyla karşılandı. Mutlulukları yüzlerinden okunan hacılar Allah herkese nasip etsin diye duada dua ettiler. Mukaddes topraklara giden hacılar Türkiye'ye mutlulukla döndü denilmiş. Dönen hacılarımızın fotoğrafları da paylaşılmış. Yine devam eden hala yollarda olan kafiyeler, hacı kafiyeleri var. Rabbim inşallah onları da sağ salim kavuştursun. Kıymetli Masum Bayraktar Hoca Efendi de dün hac yolculuğundan döndü. Hadis Deryası ve Saklı Gerçekler programından, Sürahi programından tanıdığımız Mesut Özdemir hocamız, Yasin Başkısar hocamız, Murat Bayral hocamız da inşallah hepsi döndüler. Önümüzdeki günlerde programlarına sizlerle buluşmaya devam edecekler. Onları da buradan hatırlatalım. Dönüşte de kıymetli hocamız da tüm izleyenlerimize, bizlere dualarda bulundular. Evet, Star Yeni Akit gazetesinden de aktaracaklarımız bu kadar. Sabah gazetesiyle devam edelim. Evet, Sabah gazetesinin manşetine baktığımızda Göktürk buluyor, F-16'lar vuruyor denilmiş. Evet, Göktürk uydusu 2,5 günde bir Kandil'in üstünden geçip her değişimi bildiriyor. Belirlenen hedefleri savaş uçakları nokta atışıyla tam isabet vuruyor denilmiş. Evet, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, PKK terörüyle mücadele ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. 35 yıllık PKK ile mücadele tarihinde son 75 gün kadar sonuç aldığımız hiçbir dönem olmadı. Diz çöktürmeden bırakmayacağız denilmiş. Evet, güdümlü füzeler vuruyor. Göktürk uydusu 2,5 günde bir Kandil'in üstünden geçiyor. Bu sürede orada ne farklılaşma olduysa anında belirliyor. İstihbaratta onun cephanelik mi, eğitim alanı mı olduğunu tespit ediyor. Oradaki hedefler güdümlü füzelerle vuruluyor denilmiş. Çok sayıda terörist öldürüldü. Bu uyduyu Türkiye kendi geliştirmeyip başka ülkeden satın almış olsaydı büyük ihtimalle Kandil'in üstünde geldiğinde kararacaktı. Şu ana kadar 1300'ü aşkın terörist eskisiz hale getirildi. 700-800 civarında yaralı, 300'ün üstünde de teslim olan var demiş Fikri Işık. Evet hocam, şimdi birinci başlığa baktığımız zaman son 75 gün kadar sonuç 35-40 yıldır mücadele ediyoruz ama son 75 günde aldığımız sonuç kadar büyük bir sonuç almadık. Diz çöktürmeden bırakmayacağız diyor. Tüm devlet erkanımıza baktığımız zaman, özellikle iktidardaki hükümetteki bakanlara baktığımız zaman hepsi devamlılıkla, kararlılıkla bitirene kadar bu işin devam edeceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan buzdolabında olduğunu söylemişti. Yani çözüm sürecini buzdolabına koyduk demişti. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz konuyu? Yani sizin görüşleriniz?
Bununla alakalı özellikle bir notum var. Onu inşallah beraber paylaşmış olalım. Şimdi PKK deniliyor ki 35 senede bu memleketin yani gerçekten evlatlarına, annelerine, vatana büyük bir ne vermiş, acı vermiş. Evet. Şimdi bu bundan öncesinden bahsediyoruz. Şimdi şu an gerçekten güzel bir gidişat var. Yani istikrarlı bir bu işin üzerine gitme var. Ama bu 35 senede özellikle şunu sormak istiyorum. Bu PKK bitmek, bitirilmek istendi mi, istenmedi mi? Orası önemli. Ya bugün Türkiye devleti bir PKK'yı bitiremeyecek kadar gücü olmayan bir devlet mi idi? Bugüne kadar 35 senedir 35 bin insanın ölümünden bahsediliyor değil mi? Yani bugüne kadar niye bu iş bitirilmedi orayı inanın yani yoruma açık bırakıyorum. Hatta geçen bir oturumda bir hoca kardeşim çok güzel bir ifade kullandı. Ben de burada tekrar etmek istiyorum. Bugün Eşref Paşa zaten bu işlerin biraz üzerine gitti diye uçağa düşürüldü ve şehit edildiği söyleniliyor. Ya böyle bir şey var mı ya? Nasıl bir şey bu böyle? Bakıyorsunuz İncirlik'ten o zamanın şartlarında PKK'ya her türlü silah ve diğer yardımlar gidiyor. Ya bu nasıl bir şeydir ya? Senin devletinde, senin topraklarında bulunan bir üstten ve senin en büyük düşmanın olan, en büyük seni zayiata uğratmaya çalışan, senin birliğini, beraberliğine kasteden bir PKK'ya ne gidiyor? Yardım gidiyor. Her türlü silah yardımı, erzak yardımı, ona göre işte oradaki ne varsa. Ve çok acı zaten burası için söylüyorum bunu. Ve bunu da devlet erkanı biliyor. O zaman şartlarında. Bu memleketimizde çok oynamışlar, çok üzerinde durmuşlar, çok efendim yani içinden ve dışından son derece hani ablukaya almışlar diyelim. Rabbim tekrar o eski zihniyette olan eski içinden ve dışından bizi her türlü zayıflatmaya çalışan kişilere fırsat vermesin diyorum. Gerçekten 75 günde büyük bir mesafe kat edildiğine gerçekten ben de inanıyorum. Ama şunu da özellikle yine söylemiş olalım. Bu istihbaratımız ne zaman ki biz milliye döndük ya onun evet. Büyük etkisinin olduğunu düşünüyorum. Evet, Sattin Hocam bakın dediği yani açıklamasında bu ödü Türkiye kendi geliştirmeye başladı. Geliştirmeyi başka ülkeden satın almış olsaydı büyük ihtimalle Kandil'in üstüne geldiğinde kararacaktı denilmiş. Bu defalarca da istihbarat bilgiler alanında var yani. Nasıl istihbarat ki biz İsrail'den İngiliz'den istihbarat alıyoruz. Alsan ne olur? Bu sefer de vuracağın yeri öncesine haber veriyor oraya. Sen boş dağları, boş mağaraları veya boş yerleri bombalıyorsun yani. Veya seni yanıltıyor. Ne zaman ki biz kendi istihbaratımızı kendimiz artık kendimize çevirdik. Bayağı bir başarı elde etti görüyor musun? O en son büyük bir mühimmat depolarını vurmuşuz yani ki çok bayağı bir zayıflatmışız onu. Gerçekten bir gidişat, bir istikrarlı bir gidişat var. Ama özellikle şunu halkımız olarak da ben çok insanlarla iç içe olduğumuz için şunu da devlet büyüklerimizden özellikle rica ediyoruz. Aman gidişatlarını, istikrarlarını bırakmasınlar. Yok bir daha öyle uzlaşmalara gitmek, yok bir daha masalara oturmak, yok bir de işte o nedir o, ne süreciydi o? Çözüm. İşte çözüm süreciymiş. Öyle bir şey yok. Nasıl bir çözüm süreci ki çözmeyi bırak. Tam çözümsüzlük için yığılmalar olmuş. Efendim ona evet. Göre her türlü mayınlar döşenmiş. Niyetler zaten aşikar ortada. Onun için aman diyorum devlet büyüklerimize bir daha kesinlikle öyle masaya oturmak, çözüm süreciymiş, şuymuş, buymuş asla böyle bir şeye düşmesinler. İstikrarlı bir şekilde, kararlı bir şekilde inşallah şu ana kadar da öyle görünüyor. Üzerlerine gitmelerini inşallah Rabbim de bu şu gördüğümüz bak şurada 3 tane şehidimiz önümüzde tabutlarıyla yatıyor. Şu görüntülerden bir daha inşallah tez zamanda kurtarıp bu istikrarın devamında inşallah tekrar bu görüntülerin huzurumuza gelmemesi için Rabbim bizlere gerçekten Türkiye Devleti'ne yardım etsin inşallah. İnşallah hocam. Yani aslında çözüm sürecine dediniz ya oturulmaması gerekiyor. Kendileri aslında kendileriyle çözüm sürecine oturulmamasını kendi açıklamalarıyla bir nevi itiraf ediyorlar. Geçtiğimiz günlerde açıklamalarında biliyorsunuz dediniz ya silah depoladılar. Ondan sonra dağdan af yasasıyla beraber inenler İstanbul'da yapılan o Bayrampaşa
Paris karakoluna saldırı, Esenyurt'taki bomba saldırı, bunların hepsini odadan afla inen PKK'lılar yaptığı belirlendi. Yani aslında sorulduğu zaman siz bu kadar silah depolamışsınız, bu kadar yerlere insanlar yerleştirmişsiniz, dernekler kurmuşsunuz, kendi çalışmalarınızı yani bayağı bir genişletmişsiniz. Şimdi de çözüm sürecini devlet bozdu diyorsunuz. Diyorlar ki biz zaten devletin böyle yapacağını bildiğimiz için bunları yaptık. Zaten devlet sen bu kadar mühimmat yıkacaksın, sen bu kadar mühimmat yığacaksın. Ondan sonra devlet sana müdahale etmeyecek. Devlet sana müdahale ettiği zaman da zaten devlet işte bunu yapacaktı, bozacaktı bu çözüm sürecini. Ondan biz bunları depo olduk diyeceksin. Yani söylemek istediğim ne kadar biz bir daha çözüm sürecine oturmuş olsak da bunlar yine aynı şekilde. Tekrar başa döneceğiz. Bunların çözüm sürecine inancı yok. Tek amaçları kendilerine vakit kazandırmak, evet. Türkiye'yi kaos ortamına tekrardan sokmak yani. Evet, Türkiye 3 şehidini daha kalbine gömdü denilmiş. Hakkari'de PKK'nın hain pususunda şehit olan uzman çavuş Yunus Arda ve uzman onbaşı İzzet Taşbaş ile Batman'da şehit düşen polis Nedim Erbay dün son yolculuklarına uğurlandı. Arda ve Taşbaş için Van'da düzenlenen törene İçişleri Bakanı Altınok'ta katıldı. Arda'nın 2 ay önce nişanlandığı ve ailesinin düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi denilmiş. Evet, şehitlerimize tekrardan buradan rahmetle anıyoruz onları. Rabbim ailelerine de, acılı ailelerine de sabrı cemil niyaz eylesin. PKK o köprüyü de havaya uçurdu denilmiş. Evet, biliyorsunuz özellikle bu gibi yerleri seçiyorlar. Köprülerin altına mayın döşüyorlar. İki bağlı, hani devletin, polisin geçebileceği yerlere, köye ulaşabileceği bütün yolları kapatıyorlar ki köyde kendi baskılarını, istikrarlarını kurabilsinler. Devlet de buna karşılık o bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Tabii bunu başka türlü yansıtan medya, basın da var maalesef. Ama geçtiğimiz günlerde yine defalarca köprü uçurduklarını gördük. Şantiyeleri bastılar, inşaat malzemelerini yıktılar. Sözde Kürt halkına dediğiniz gibi yardım ediyorlar ama yardımları bunların bu şekilde işte. Evet, Erdoğan çiftinin acı günü denilmiş. Cumhurbaşkanı Erdoğan eşi Emine Erdoğan'ın amcası Aziz Gülbaran'ın cenaze törenine katıldı. Emine Erdoğan ve iki kızı Fatih Camisi'nde taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına katılan Erdoğan da tabuta omuz vererek cenaze aracına kadar taşıdı denilmiş. Evet, buradan da başsağlığı dileklerimizi iletelim Erdoğan ailesine. Rabbim rahmetiyle muamele etsin diyelim. Evet, 1 Kasım'da istikrara devam başlığını görüyoruz. Başbakan Ahmet Davutoğlu New York'ta bir araya geldiği Türk ve Amerikalı iş adamlarına güvence verdi denilmiş. Evet, 1 Kasım seçimlerinden sonra da Türkiye'de siyasi istikrar devam edecek. Küresel ekonomi açısından kısa vadeli şoklara hazırız. Ekonomik disiplini koruyoruz. Popülist politikalardan uzağız, disiplinliyiz. Bu disiplini ne olursa olsun devam ettireceğiz. Seçimlerden hemen sonra ekonomik reformlara odaklanacağız demiş Başbakan Ahmet Davutoğlu. Evet, siz olmadan bu tören olmazdı denilmiş. Bayrağı ilk kez Birleşmiş Milletler'de dalgalanan Filistin Devlet Başkanı Mahmut Abbas, Başbakan Ahmet Davutoğlu'na teşekkür etti. Siz olmadan bu tören olmazdı denilmiş. Evet, diyoruz hocam, Orta Doğu'da özellikle İslam ülkelerinde Türkiye lider ülke gözükmeye, yani lider ülke olarak gözüküyor. Lider ülke olarak oradaki tüm İslam birliğini kurması ümidinde tüm İslam Müslümanlar terör belası, başımızdaki terör belası da yani zaten bu büyümenin, bu kalkınmanın olmaması için dış güçler tarafından bizim üzerimize maş olarak kullanılan bir terör örgütü. Evet, Davutoğlu esassız bir Suriye'ye ihtiyaç var denilmiş. Haberin detayı sayfa 22'de verilmiş. Diyarbakır'a da ABD savaş uçağı geldi denilmiş. Suriye'de DAEŞ hedeflerini ilk kez vurdu denilmiş. Tabi bu da tartışmalı konu. Rusya Suriye'de DAEŞ'i vurdu mu yoksa oradaki muhalifleri mi vuruyor? O da şu an iddialar arasında. John Kerry ise Esad'ın hemen gitmesi şart değil demiş. Sayfa 16'da konu açıklamasının detayı verilmiş.
Evet, TSK'dan hain örgüt PKK'ya misilleme Davıca ve Yüksekova'da 24 hedefe bomba yağdı denilmiş. Evet, hemen geçelim sürmanşisine. Irak'ta kaçırılan 16 Türk işçisi 28 gün sonra özgür denilmiş. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ağırladığı işçilere sizi kurtarmak için çok çaba sarf ettik dedi. Bizim için bugün bayram başlığı atılmış. Ankara'nın yürüttüğü ince diplomasiyle kurtarılan Türk işçilerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ana uçağıyla Türkiye'ye getirildi denilmiş. İran başkenti Bağdat'ta Şii bir grup tarafından 2 Eylül'den bu yana alıkonulan 16 Türk işçisi Ankara'nın başarılı temasları sayesinde serbest bırakıldı. Müjdeli haberi alan aileleri bayramı kutlayamamıştık. Bizim için en büyük bayram bugün dediler. Cumhurbaşkanı ise işçileri vatanımıza hoş geldiniz diyerek karşıladı denilmiş. Evet, 900 sandığa büyük gözaltı. Doğu ve Güneydoğu'da PKK baskısıyla tüm oyların HDP'ye çıktığı 900 sandık için düğmeye basıldı. AK Parti hileleri önlemek için suç duyurusunda bulundu denilmiş. Evet, 7 Haziran seçimlerinde yapılan sandıklarda hepsinde HDP'ye oy çıktığı büyük 900 sandık deniliyor. Baskıyla oy kullanıldığı iddiaları vardı. Fotoğraflar yansıdı medya tarafından. Direkt kaşelerin basıldığı, mühürlerin basıldığı, kişiler tarafından basılıp kutulara atıldığı, sandık kutularına atıldığı. Buna nazaran da şimdi 1 Kasım seçimlerinde sandık taşıma olayları var hocam. Biliyorsunuz bir bölgede sandık taşınıp halkın orada güvenli bölgede oylarını kullanması sağlanacak. Tabii buna karşı çıkanlar da, bu uygulamaya zıplayanlar da yine HDP'liler oldu. Hemen suç duyurusunda bulunmaya başladılar. Evet. Sabah gazetesinden de aktaracaklarımız bugünlük bu kadar. Evet hocam, seçim vaatleri biliyorsunuz. Seçim 1 Kasım seçimleri dedik. Seçimler yaklaştı. Seçim vaatleri yaklaştı. O konuya da değineceğiz. Öncesinde maillerimiz var, gelen maillerimiz. Onları kontrol edelim. Sonra o soruyu da size yine değerlendireceğiz inşallah. Evet, iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. 0216 488 0488 numaradan bizlere ulaşabilirsiniz. haber@fmtv.com.tr adresinden de bizlere maillerinizi ulaştırabilirsiniz. Evet, Bilal göndermiş. Hayırlı sabahlar. Maşallah çok güzel bir kanal. Allah yolunuzu açık eylesin. Hak ve hakikatleri söylemenizi çok beğendik. Yeni bulduk kanalı. Yeni galiba, tekrardan Allah razı olsun demiş. Evet, kanalımız yeni ama 40 yıllık bir kanal gibi maşallah hizmetlerine devam ediyor. Evet, hayırlı sabahlar şehitlerimize, Allah'tan rahmet diliyorum. Hayırlı yayınlar demiş Yusuf adlı izleyicimiz göndermiş. Evet, bir izleyicimiz ise PKK zaten kalleş ama PKK'ya destek verenler hainlersiniz demiş bir kardeşimiz de. Evet, ismini yazmamış. Evet hocam, devam edelim. Şimdi 1 Kasım seçimleri var. O konuda da yine detaylı değineceğiz. Ama seçim vaatleri var hocam. Şimdi bugün biliyorsunuz, baktığımız zaman, önceki seçimlere baktığımız zaman ayarsız, tusarsız, hiç yani gerçekliği yansıtmayan seçim vaatleri var. Diğer yandan da hep maddi vaatler var. Yani manevi yöndeki vaatleri göremiyoruz. Bu konuda da sizin yorumunuzu alalım hocam. Şimdi buna şöyle bir sorunuza şöyle cevap vermek istiyorum. Biraz gündeme baktığım için böyle bir sorunun gelemeyeceğini tahmin ettim. Politikanın kelime manasına baktım Burak hocam. Evet. Politika eski Yunanca bir kelimedir. Poli çok anlamında bir kelime. Tika yalancılık, ikiyüzlülük ve çok yüzlülük manasına geliyormuş. Ya bir kelimenin bu kadar mükemmel, istisnaları yine kenara koyarak söylüyorum, uygulandığı bir memleket, aman yarabbi diyorum ya. Bugün zamanında iki anahtarlarla bu memlekette vaatler sunanlar, efendim dün dündür, bugün bugündür deyip de insanların yüzüne baka baka pişkin pişkin yalan ifadeler kullananlar,
Şimdi bunu tabii bunu söylerken de tamam evet politikanın zaten yani kelime manası ve icraatına bakıldığı zaman olay ortada. Ben şurayı biraz üzerinde durmak istiyorum Burak Hocam. Yani ya halkımız da biraz yani böyle bilmiyorum şuurlu olması gerekmiyor mu veya demek ki bir şuur eksikliği mi vardır yani? E niye? Ya bugün yarım ekmek dönerle insanlara oy attırılmış ya. Ya senin yani bir vebal de mi aynı zamanda bu? Ya tabii ki kötünün iyisi diyerek biz bugün partileri de tamamıyla son hedeftir, tamamıyla hedeftir diyemeyiz. Ama partiler her zaman söylediğimiz gibi hizmet araçlarıdır. Ama kötünün iyisi diyerek dahi kalbinden bunu ayırt edemiyor musun yani? Yarım ekmek dönere bu memlekette oy verilmiş ya. Bu nasıl bir şeydir? Yani biz bu kadar mı? O zaman olaya iki taraftan bakıyorum. Biz bu kadar mı yani şuurumuz gitmiş? Bu kadar mı olayları ayırt etmeye de sıkıntıya düşmüşüz? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in bir şeyi var. İtteku firasetel mü'mini fe innehu yenzuru bi nurillahi azze ve celle. Müminin nurundan korkulur ya sakınılır. Niye? Çünkü o olaylara bakarken nasıl bakar? Allah'ın nuruyla bakar. Olayları ayırt eder, olaylara son derece rahmani ölçüde bakar. Demek ki biz buralardan ne kadar uzak kalmışız ki, ne kadar olayları doğruyu, hani Ömerül Faruk yani doğru yanlıştan ayıran o şeylerden ne kadar uzaklaştırılmışız ki, çok böyle anlamsız, hatta gülünç diyeceğim, gülünç vaatlere dahi kanabiliyoruz. Tamam bu adamların adı üstünde politikacı zaten. Politikacının da zaten kelime manasını da söyledik. Ya bunların böyle yapması doğru mu? Asla. Men haşyena feleyse minna. O tarafını da söylemiş olayım. Aldatan bizden değildir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen orada insanların huzuruna çıkıp son derece yani hiç söylediğinle yaptığın şeyler bunu senelerdir, uzun yıllardır görüyoruz yani. Adam bir şeyi söylemiş. Niye söylemiş? Orada onu almak için. Kazandıktan sonra hiç uzaktan ya yakından o işle alakası yok. Tamam o da büyük vebalde ve aldatıyor insanları. Sen Müslümanları aldatıyorsun kardeşim. Sen oradan büyük bir vebaldesin. Geçtik. Onu dinleyen halk biz olan halk. Yani anlayamıyor musun bir insanı ya? Demin bir ifade söyledim inşallah güzel anlaşılmıştır. Ya ben karşımdaki insanı ölçüye alırken, kantara koyarken, teraziye koyarken veya ben bu adamı hangi kıstasla inceleyeceğim? Hangi ölçülerde bu insana bakacağım? Burayı Allah rızası için anlayalım artık ya. Çok geç kaldık bu işlerde. Hangi rızada? Tabii ki Allah ve Resulü'nün ölçülerde inceleyeceğiz. Sen ne zamanki olaylara Allah ve Resulü'nün ölçülerine bakmadığın sürece bu gördüğümüz insanlar bu işlerine devam edecekler. Yaptıkları şeylere hiç sıkılmadan, utanmadan, kızarmadan veya son derece pişkin bugün söylediğini yarın dündür, bugün bugündür diyecek kadar çok rahat bir şekilde bu ifadeleri kullanabilecekler. Ama bu son zamanlarda bunu söylüyorum ama yine de şunu söyleyeyim yine. Çok da karamsar olaya yaklaşmak istemiyorum. Bu son bir 10-15 senedir bir uyanma var, bir şuurlanma var. Yeterli değildir ama eskiye nazaran yine bir şuurlanma var. Yani halkımız artık kimin ne olduğunu anlayabiliyor. Biz karşımızdaki insanı ne yaparken? Seçerken dini ölçülerde, İslami ölçülerde Allah'ın bizden istemiş olduğu ölçülere göre seçeceğiz. Rabbimizin bizden istemiş olduğu kıstaslar ölçüsünde onu değerlendireceğiz. O ölçülere bakıldığı zaman kötünün iyisi diyerek tamamıyla bir kere her zaman şunu söylüyoruz. Hocalarımız çok buralarda söylüyorlar bunu. Siyaset ve politika din değildir. Din Allah'ın inne dini indel İslam. İslam dini. Siyaset hizmet araçlarıdır dedik. Siyaset bu memlekete yapacakları o işte yoldur, okuldur. Ona göre işte yapmış olduğu diğer şeylerdir. Onlar bilinen şeyler. Onları yapar. Ama onun dışında o din olarak bakmak o zaten tamamıyla yanlış bir olay. Burada iki şeyi hemen sonuçlandırmış olayım. Seçmen karşındaki insana ölçüsünü bilerek oyunu atacak. O seçmenden o isteyen kişiler de yani biraz artık insanları kandırdığınızın farkında olup bu eskilerde çok yaşandı. İstisnalar yine vardır. Tamamıyla her zaman söylediğim ifadeler, genel ifadeleri her zaman kaçıyoruz. Yani artık bu işleri seçmen de ona göre şuurlu bir şekilde karşındakini görecek. Politika yapan da, siyaset yapan da halkına asla yalan söylemeyecek, kandırmayacak. Yapamayacağın şeyi söyleme canım ya.
Niye söylüyorsun? Ama şimdi bir şeyler hani tabiri caizse teşbihat atmazsam oyalamam. Ama öbür türlü sen yalancı duruma düşürüyorsun kendini. Kendini insanlar huzurunda son derece güvensizlik haline sokuyorsun. Yapamayacağın şeyi vaat etme kardeşim ya. Yapabileceğin gücün nispetince, hatta bunu yaparsa kanımca daha çok oy toplar. Ben yapabileceğim şeyi size vaat ediyorum dese bir politikacı, daha çok oy alacağına inanıyorum. Çünkü yani, hakikaten de yaparsa daha büyük bir güven alacaktır seçmenden inşallah. Hem seçmene hem de politika yapan diğer kişilere Rabbim ölçülerini güzel bir şekilde yalansız, son derece kandırmadan yapmayı Rabbim inşallah nasip eylesin. Bu en son işte yapılacak olan işte önümüzdeki 1 Kasım seçimlerinde memleketimize gerçekten hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum inşallah. Amin hocam inşallah. Ama dediğim gibi farklı bir detay da yani şimdi seçim bildirgeleri açıklanıyor. Yani vaatler bir nevi açıklanıyor. Dün CHP açıkladı. Gelecek günlerde de yine AK Parti de kendi seçim bildirgesini açıklayacak. Ama yine biliyorsunuz muhtarlarla buluşmasında Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız ülkenin bu gibi olaylardan kurtulmasının tek sebebi, yegane sebebi bütün projelerden önce ülkenin manevi atmosferinin yükseltilmesidir dedi. Biz bugün bakıyoruz. Milli Eğitim biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bu pazartesi okullar açıldı. Dini eğitimle alakalı bir proje açıklandı mı hocam? Siz duydunuz mu? Duydum, yok. Evet. Seçim bildirgeleri hazır açıklanıyor. Hep maddi yönden şu kadar aylık emekliye, şu kadar şu olacak, bu olacak, sigorta primleri şöyle olacak, böyle olacak. Ama yine bakıyoruz manevi var mı? Yok. Bir de bu yorumunuzu almak için ben çünkü inşallah AK Parti henüz açıklamadı. Onun bildirgesini bekliyoruz. Bakalım onlar nasıl bir bildirge açıklayacaklar. Burak Hocam bizi de çok yaralayan, derinden üzen bir konu üzerine hassasiyetle çok önemli bir konuya değindi. Allah razı olsun gerçekten. Şimdi yine isim vermiyorum. Devlet büyüklerimiz diyelim. Evet, bir halkının, toplumunun, vatandaşının maddesel şeyini arttırmak iyidir yani. Bugün tabii ki yani geçim rahatlığı olsun, ferah bir ortam olsun. Amenna. Buna hiç kimse itiraz edemez. Halkına güzel hizmet yaparsın. Ama senelerden beri, hep kullandıkları 12-13 seneden beri ve bunu söylerken yakini olarak bunun sıkıntısı yaşanan birisi. Biz çünkü eğitimciyiz. Yakini olarak bunun sıkıntısını yaşıyoruz. Efendim çıktınız Fatih projeleri dediniz. İşte bu gençliğin çok manevi şeyini artırmamız lazım dediniz. Biraz önce söylediğiniz gibi işte bu memleketin manevi şeyi önemlidir. Bunun üzerinde durulması lazım dediniz. Evet. Dediniz ama şimdi Allah muhafaza eylesin. Deminki söylediğimiz bir ifadeyle bu sefer aynı şeye mi düşüyoruz sanki? Ya bunları söylüyorsunuz da ne yapıyorsunuz? Bununla alakalı ne ürettiniz? Hangi çalışmanız var? Hangi projeniz var? Gençlik şu an çok sıkıntılı bir durumda. Doğru, evet doğru. Ama tamam da bu gençliğin bu halden kurtulması için bir çalışmanız var mı? Bir düşünceniz var mı? Bir hareketiniz var mı hatta ya? Şimdi bir şeyi söylemek midir? Tamam söylüyorsun, Allah razı olsun, söylemek de güzel ama onunla alakalı bir çalışma yapacaksın. Bu gençlik nereye gidiyor? Bu halk nereye gidiyor? Bir tarafta maddiyatını kuvvetlendirirken öbür tarafta bu insanlar maneviyat bataklığına saplanmış. İnsanlar İslamiyet'ten son derece uzak haldeler. Ve bunun da çok önemli olarak üstüne söylüyorum. Maneviyatsızlığının en büyük zararı yine biz çekiyoruz biliyor musunuz? Yani memleketimiz çekiyor. Bir bakıyorsunuz cinnetler geçirilmiş. Bir bakıyorsunuz işte ona buna saldırmış. İşte yine neticede hep bunlar bu maneviyatsızlığın vermiş olduğu eksiklikler, o maneviyatsızlığın vermiş olduğu boşluğu yine memleket çekiyor. Bunun üzerine artık ne zaman gidilecek? Ne zaman bununla alakalı güzel projeler? He, şunu da söyleyelim. Biz eğitimciler olarak bunu her zaman dinlendiriyoruz. Biz yeri geldi kurumumuz olarak devlet büyüklerine, efendim yani gidilmesi gereken milletvekillerine, bakanlarımıza memleketimizin hayrı için çok önemli projeler götürüyoruz. Bu eğitim noktasında oluyor. İşte efendim ona göre haberler yapıyoruz. Sesli haberler, mail yollarıyla bunları ulaştırmaya çalışıyoruz. Her yapılan çok önemli bilgilendirmeler onlara gidiyor. Hani şöyle de düşünebilir. Ya biz böyle bununla alakalı bir şey yapacağız ama tam ne yapacağımızı bilmiyoruz diyebilirsin. Tamam. Bak sana bununla alakalı bunu da hissediyoruz biz yani. Bununla alakalı bu memleketin gençliği nasıl düzelir?
bu eğitimle alakalı, ne yapılabilirle alakalı abartısız söylüyorum en az 4-5 seneden beri devlet erkanımıza biz şeyler gönderiyoruz, projeler. Hem gençlikle, ki zaten şu memleketin en büyük eksikliği gençlik ve eğitim. Evet. Bununla alakalı çalışmalar gönderiyoruz. Dosya dosya halinde şeyler sunuyoruz. Sen bunları hem bir taraftan maneviyatımızı yükseltmemiz lazım deyip de işte kendine göre bu halkımın bu tarafını biraz çıtasını yukarı doğru almamız deyip de sadece sözünde oluyorsa ben burada bir eksiklik var diyorum. Hocam şöyle sözünüzü kesiyorum ama biz bunu gerek yetkililerimize, devlet erkanıyla görüştüğümüz, milletvekilleriyle görüştüğümüz, yetkililerle görüştüğümüz zaman diyoruz ki hani böyle böyle bir olay var. Diyorlar ki 4+4+4 sistemi getirildi diyorlar. Yani hani 4+4 sistemi tamam belki bir konularda ön açmış olabilir ama hani bu medrese eğitiminde, özellikle hafızlık eğitiminde, dini eğitimdeki hani ön kesmeyi göremiyorlar mı? Yoksa yani biz bu kasti olarak yapıldığını zaten kesinlikle düşünmüyoruz ama hani bunu da bir açıklık getirmenizi istiyorum aslında. Buradan yine duyurmuş olalım. Şimdi 4+4+4+ bizim ilgi alanımız. Ben Kur'an kursu hocasıyım. Talebe yetiştiriyoruz. Hafız, evet. Arapça dediğimiz o önümüzdeki gençliğin, bu toplumun geleceği olan insanları yetiştiriyoruz. Şimdi 4+4+4 kime yarıyor? Orayı bir anlayalım ya. Kesinlikle hafızlık sistemine, medrese eğitimine bırak yaramayı, bak bırakın yaramayı, en büyük, şimdi biraz ağır kaçacak ama ne yapalım, doğruyu söylene, dokuz kenarında koyuyorlar, en büyük darbedir diyorum ben. Şimdi belki şu an izleyenlerimiz şaşırdı böyle biraz. Aa nasıl oluyor ya? Nasıl oluyor tabii, sen şimdi olaylara bakarken hangi taraftan bakıyorsun yani? Benim hafızım, Burak hocam bir sayı vereyim size. Son 3 senede medreselerimizden sökerek, şu gönüllerimizi ağlatarak, acı vererek alınan hafızlarımızın sayısını söylüyorum. 3 sene önce 3200 hafız. Bu çocuk hafızlık şeyini kazanmış ve biraz daha devam etse hocalığını yapacak ve yarın öbür gün bu memleketin hayrına, bu memleketin her türlü faydasına iş yapacak. 3200. Geçen sene 2500. Bu sene yani daha fazla olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bu nasıl oldu? Belki tamam imam hatiplere, belki hani dedik ya oralara yaramıyor demiyorum. Şimdi kısmen de faydası yoktur diyemem ama yani hafızlık sistemine, medrese sistemine, Kur'an kursu sistemine yaradı mı? Bırakın yaramayı. Büyük darbedir diyorum. Allah rızası için burayı da, biz buraları da, şu söylemiş olduğum ifadeleri de işte aynı şekilde devlet erkanına gönderdik. Ya siz buraları dediniz ya, göremiyorlar mı acaba? Ya siz buraları niye anlamak istemiyorsunuz? Hocam şimdi geçtiğimiz günlerde yine İstanbul 2. AK Parti milletvekili 2. bölgeden aday geldi. Hani o da yapmış olduğu işin herhalde yani o 4+4 sistemin hafıza almış olduğu darbeyi bilmediği için hani bir de övünerek şu şekilde hani o büyük iş yaptık. Evet, o sistemi de işte getirmek için çok büyük savaş sarf ettik. Malatya'da milletvekili adayına yaptığımız bir konferansta işte 4+4 sisteminde el kaldıranlardan biriydim. İşte o güzelliğin önünü açmak için mücadele verdik gibi hani güzel bir proje tamam ama dediğiniz gibi yani hafızlık sistemine vurulan bir darbe. Şimdi Burak hocam şunu söyleyeyim. Bakın görülmeyebilir. Katılıyorum, insanız. Ama sana bu vakıflardan, bu eğitim kurumlarından şey geliyor. Sistem geliyor. Sana bununla alakalı ya bak yapmayın böyle. Şu an hafızlık sistemi bitmek üzere gelmiş. Bunu vatandaşlarımızdan kaç kişi biliyor? Soruyorum, bırak vatandaşı. Devlet erkanından hafızlık sisteminin bitme noktasına geldiğini bilen kaç kişi var? Bilmiyor olabilirler. Tamam. Bir şey demiyoruz. Ama sana bununla alakalı ya yapma diyorlar, bak yapma. Sen şu an bunu yapmakla beraber bir Osmanlı'dan beri, ta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den beri gelen bir bu memleketin en büyük değeri olan bir sistemi, hafızı sistemini bitiriyorsun. Bunu anlasana deniliyor. Hiç kulak asılmıyor. Veyahut Allah muhafaza eylesin diyorum. Allah muhafaza eylesin. Önemsenmiyor. Ya bu nasıl önemsenmez? Nasıl bunun üzerinde? Tamam kaçırdığın bir nokta olabilir, anlayamayabilirsin. Acaba ya öyle mi? Araştır o zaman. Araştır. Bugün bunu öğrenmek çok zor bir şey değil ki. 2-3 hareketten sonra sen bunun neticesine varırsın yani. Ama böyle olduğu halde sen neden bunun üzerine ısrarlı bir şekilde?
yaramayan tarafları yoktur demiyorum. İllaki vardır. İşte dediğiniz gibi imam hatiplere yaradı. Efendim ona göre işte biraz okullara İslami şeyler girdi. Evet. Demiyorum. O da bir, ne kadar yaradı, ne kadar faydası oldu o da tartışılır tabii de. Onun dışında ama bir taraftan az bir şey bir fayda vereceğim diye öbür taraftan neleri kaybediyoruz onu anlayamıyorum. Bizim sıkıntımız orası zaten. Evet. Büyük bir zarar var burada, büyük bir yanlış var burada. Rabbim tez zamanda bu yanlıştan dönmeyi, dördüncü sınıftan sonra bizim İlgan Hanım'ımız olduğu için özellikle söyleyeceğim bunu, dördüncü sınıftan sonra denildi ki bu madde çıkarıldığı zaman bir sene ara verilecek. Bir sene ara verilecek. Evet. Devamında bir seneden sonra eğer devam ederse iki sene verilecek. Ya ben devamlı bu işin içinde olarak söylüyorum, şu ana kadar dördüncü sınıftan çocuğu alan İstisnadır diyorum. Yani sayılar böyle parmakla sayılacak kadar azdır. Ne oldu şimdi? Hedefe ulaşıldı mı? Ulaşılmadı. Öbür neden tarafta hedefe ulaşıldı mi? Evet. O da değerli. Hedefe ulaşıldı. Öbür tarafta hafız sistemi bitiyor. Çok büyük bir tehlike olur. Rabbimizden büyük bir tokat olur. Rabbim tez zamanda uyanabilmeyi nasip etsin. Şu ifadeleri var ya açık söylüyorum yani çok şaşıranlar oldu şu an bizi seyredip. Evet. Ya Allah Allah böyle bir şey oluyor yani muymuş ya? Dedim, devlet biz işin içindeyiz. Bile, hani biz bu işi güzellik için yani, yapmışız ama fayda yapacaklarını. Nasıl fayda yaptın sen ya? Bırak eski halinde kalsaydı daha iyiydi ya. En azından 11 yaşından sonra çocuk en azından değil mi? 11 yaşından sonra veya işte hadi 15 yaşından sonra diyelim kendi zamanlarında. 15 yaşından sonra bir 5 senelik bir zamanı kalıyordu çocuk. Sen şimdi çocuğu aldın askere gelene kadar kapattın okula. Bir de Osmanlı'da bilmiyorum sorularda gelir mi? Çok da böyle uzatmak istemiyorum. Evet, hocam. Osmanlı'da bir sistem vardır. Bu memlekete fayda dokunmak istiyor mu? İstiyor muyuz? Hep beraber yani. Osmanlı'daki sistem şuydu. Çocuğu alıyor. Kız veya erkek fark etmez. Çocuğun kabiliyetine göre. Bakın çok önemli bir şey bu. Kabiliyetine göre onu belirli bir devrelerden geçiriyor. Belirli bir sene üzerinde onun hani denemeyen ama şeyleri şey yapıyor. Eğitiminden geçiyor. Çocuğun hangi tarafa hocalık, illa hocalık denilmiyor ha yanlış anlaşılmasın ama hocalığın da önü kapatılmıyor yani. Bugün demin dediniz ya işte okullarımız açıldı ama öbür tarafta hani bizim işte kurslarımıza veya şeylerimize olan açılma nerede veya nerede oralara ön açmalar veya yani nerede oralara kimse baktığı yok. Çocuğun kabiliyetine göre hocaysa hoca olurdu. Doktorluk, tabiplik ona göre diğer dallara karşı kabiliyeti olan ya bugün herkes hoca olacak diye bir şey yok. Herkes hafız değil. Ama bu memlekette hoca lazım değil mi? Bu memlekette hafız lazım değil mi? Bizim şeyimiz burası yani. Duyurmak istediğimiz burası yani. Sen bir tarafa okula ağırlık verip de tamam zahiri ilimlere biz olmasın diyemeyiz tabii ki ama o tarafa o kadar uğraşırken okullar bugün ben inanın Beydüşşebap'a gittim. Şırnak'ın çoğu ilçelerini gezdim. Biraz önce şeyde çıktığı için. Ya bir okullar yapılmış. Ben Karadeniz kökenli bir insanım. Bizim Karadeniz'de öyle okul yok. Burada da başka bir şey çıkıyor ama oraya girmeyeyim. Yani oralara bir şey yapılmayan diyenler için söyledim evet. Bunu. Ya tamam okulları yaptınız. Eğitime çok güzel bir şey durdunuz da. Bu bizim memleketimizin temeli olan bu işe ne kadar önem veriyorsunuz? Oraya bir iyi bir incelemek lazım. İfadeler sözde kalıyor gibi geliyor. İcraatta fazla bir şey yok gibi bir izlenim var ortada. Rabbim tez zamanda uyanmayı nasip eylesin inşallah bırakır. Evet inşallah hocam. Vaatlerden girdik, eğitimden çıktık. Dertli olduğumuz bir konu. Gerçekten. Memleketi olarak ama özellikle söylemiş evet. Olayım inşallah. Hafızlık sistemi yani bu ülkenin manevi direkleri hocam sonuçta değinmemiz gerekiyordu. Acımızdı bu bizim gerçekten. Yani bugün 3200 evladımız diyorsunuz geçtiğimiz senede. Bu sene daha çok olduğunu evet, söylüyorsunuz. Sene, geçtiğimiz sene 2500. Bu sene daha fazla bekliyoruz. Yani bu kadar talebenin, bu kadar ilim yavrusunun heba olmasına da göz yumamayız gerçekten. Evet, devam edelim inşallah. Star gazetesiyle devam edelim. Manşetinde Esad istedi, Putin vurdu denilmiş. Esad Suriye'de sıkışınca Putin'den yardım istedi. Parlamentoda alınan göstermelik karardan sonra Rusya uçakları Hama ve Humus'u bombaladı denilmiş. Çok sayıda sivil ve muhalif öldü. Sözde DAEŞ IŞİD mevzilerini vurduğu söyleniyordu. Ama bakıldığı zaman operasyonların tamamen sivil halka ve muhaliflere yapıldığı gözüküyor.
Önceden planlı hareket. Rusya parlamentosunun Putin'e Suriye'de asker kullanma yetkisi vermesinden hemen sonra harekatın başlaması, operasyonun önceden planlandığı ortaya çıktı. Uzmanlar Rusya'nın Suriye'de artık savaşın doğrudan tarafı olduğunu yorumunu yaptı. Suriye yönetimi ise Rus uçaklarının Esad'ın talebiyle hareket ettiğini açıkladı denilmiş. Evet, Suriye görüşmelerinin ardından bugün hemen dün yani gece saatlerinde mevziler bombalanmaya başladı. Ama bakıldığı zaman dedik ya DAEŞ sözde vurulurken muhalifler ve çok sayıda sivil yaralandı bu saldırılardan. Terörist diye sivilleri vurdu. Terörizmle mücadele ve DAEŞ varlığını gerekçe gösteren Rusya'nın aynı bahaneyle muhalifleri de hedef almasından endişe ediliyor. Rus ordu sözcüsü uçakların DAEŞ hedeflerini vurduğunu açıklarken Suriye muhalefeti Humus ve Hama sivillerinin bombalandığını, en az 36 kişinin öldüğünü açıkladı demiş. Evet, ABD ise Rusya'nın DAEŞ'in bulunmadığı alanda operasyon yapmasından endişeliyiz açıklamasını yapmış hemen operasyondan sonra. Evet, devam edelim. Dedik ya vaatler hocam. Yine bir vaat haberi. Malut'a zam yaptı. CHP'nin seçim beyannamesini açıkladı. Kılıçdaroğlu mazot vaadini 1.8 yani 1 lira 80 kuruşa yükseltti. Eğitimde İmam Hatiplerin orta bölümünü kapatan 1+8+4 vaadini yeniledi. Daha önce Suriyelileri ülkesine göndereceğim diyen CHP lideri bu konuda ise de çark etti denilmiş. Evet, geçtiğimiz 7 Haziran seçimlerinde 1.50 kuruş yani 1 lira 50 kuruştu mazot. Daha 1 ay, 2 ay geçmeden hemen 1 lira 80 kuruşa çıktı mazot. Daha iktidara gelmeden zam yapıldı. Daha yani iktidar olmadan zam yapıldı. Bu da aslında vaatlerin ne kadar gerçek dışı olduğunu gösteriyor. Evet, diğer yandan öğretmenlere öğle yemeği önerisi vardı. Ona da yine bir AKP'li aday Adana olması gerekiyor. Hani sadece öğle yemeği vermeyin, akşam yemeği verin dedi. Devamında bir de ince bir gönderme. Akşam yemeğinden sonra da farklı masalarda verebilirsiniz dedi. Oradan da ince bir gönderme yapmış oldu CHP'ye. Bu kadar işte hani diyoruz hocam, bu kadar üzerlerinde hani artık töhmet varken, daha doğrusu töhmet derken bunları aslında töhmet de değil. Yani kendileri biliyorsunuz o bardaklarla, kadehlerle fotoğraf vermiş kişiler hala bir takım dini emelleri kullanarak oy toplamaya çalışıyorlar. Dün yapmış olduğu bir konuşmasında o da dikkatini çeken bir husus, onu da değinelim. Bir kağıttan konuşma yapıyor. Kağıdın arka yüzünde de, ajanstan izliyorum hocam haberi, arka yüzünde de bir şeyler yazıyor. Ondan sonra içime dedim ki kesin dedim bununla ilgili bir haber çıkar dedim. İşte Kılıçdaroğlu israfı sevmez. Eski kullanılan kağıtlar üzerine yine kullanıyor, israfı sevmez gibisinden. Bir baktım akşam hemen CHP sözcüsü bir açıklama yapmış o kağıtlarla ilgili. İşte Kılıçdaroğlu israfı çok sevmez. İsraf yapanlara çok kızar. Ondan dolayı eski kullanılan kağıtların öbür tarafına da hani fotokopi çektirip kağıtları böyle kullanıyor diye. Hani dedik ki 1 Kasım seçimleri yaklaşıyor. Algı operasyonları da maalesef başladı. Evet, ilkokul çocuklarına kalleş bomba denilmiş. Kaymakamın isyanı yine bu haberlerde yer verilmiş. Filistin bayrağının Birleşmiş Milletler'de dalgalanmasına da yine yer verilmiş. Evet, Sür Marşı'nda ise vatanımıza hoş geldiniz haberine yer verilmiş targasında. Evet, Star Gazetesi'nden de aktaracaklarımız bu kadar. Akşam gazetesiyle devam edelim. Evet, Akşam gazetesinin manşetinde biz bu insanlara ne yaptık denilmiş. Ecevit'ten Aydın Doğan'ın acımasız operasyonuna isyan. Yıllarca Bülent Ecevit'in yakın korumalığını yapan Recai Birgün, Doğan medyasının 57. hükümeti yıkmak için yürüttüğü ahlaksız kampanyayı akşama anlattı denilmiş. Siyasetle uğraşan herkes Aydın Doğan'ın siyaseti yönlendirmeye çalıştığını bilir. Yapmadık diyorsa bunu kargalar bile güler. 2002'de 57. hükümeti devirmek için Bülent Ecevit'e yönelik çok sayıda
belden ağırlığı haberler yaptılar. Hele Emin Çalışan'ın tırnaklarını bile kesemiyor diye yazdığı yazı denilmiş. Evet, deviremediler, partiyi böldüler. O gün gazeteleri masasına koyduğumda önce Hürriyet'i alıp o yazıyı okudu. Birden koltuğuna yığılıp kaldı. Ölecek sandım. Sadece biz bu insanlara ne yaptık ki? Biz bunu yaptık ki bize bunu yapıyorlar diyebildi. Manşetlerde hükümeti deviremeyince bu kez Hüsamettin Özkanlara YTP'yi kurdurup partiyi parçaladılar denilmiş. Evet, garsonu bile başkan atadı denilmiş. Aydın Doğan'a hem tetikçilik hem garsonluk yapan Ahmet Hakan bile CHP'ye müdahale etti. Öyle ki Kılıçdaroğlu'yla görüşüp Silivri Belediye Başkanlığı için yakın dostu Özcan Işıklar'ın aday gösterilmesini sağladı. Işıklar da teşekkür için adını bir caddeye verdi denilmiş. Cumhuriyet AK Parti düşmanlığını yaparken PKK'yı da görmedi denilmiş Cumhuriyet Gazetesi'ne de. Evet, buradan göndermesini yapmış Akşam Gazetesi. Evet, Akşam Gazetesi'nden aktaracaklarımız bu kadar. Cumhuriyet Gazetesi'ne bakalım. Evet, Cumhuriyet Gazetesi ise manşetinde aileme dokunma demiş. Kılıçdaroğlu CHP'lere Erdoğan'ın koalisyon pazarlıklarındaki ricasını anlattı denilmiş. CHP lideri AKP ile koalisyonun neden kurulamadığını anlatırken Erdoğan'ın bana ve aileme dokunmama güvencesiler mesajı gönderdiğini açıkladı denilmiş. Evet, hemen devamında ise gençlik aşısı denilmiş. Önce Türkiye başlıklı 1 Kasım bildirgesini duyuran Kılıçdaroğlu'nun konuşma yapacağı salonun girişine bu bildirgemizi gençlere adıyoruz yazılı dev pankart asıldı denilmiş. Evet, gençlere adıyoruz. Dün de bunun üzerine ana haber bültenimizde vurgu yapılmıştı. Dediler ki hocam CHP bildirgesini açıklarken bu bildirgeyi, bu seçim bildirgesini gençlere adıyoruz dedi. Biz de kendisine dedik ki kindar nesil için mi gençlere adıyorsunuz? Hani tamamen maneviyattan yoksul bir ülke, ahlak dışı bir ülkedeki ülke gençliği oluşturmak için mi kindar nesil gençlere adıyorsunuz dedik. Çünkü biliyorsunuz Cumhuriyet döneminden önce yapmış oldukları edep ve ahlakıyla dünyaya kendisini hayran bırakan bir gençliğin torunlarıyız aslında biz. Düşmanına bile zulmetmeyen bir rahmet, merhametle bir ahlakla düşmanını kendisine hayran bırakan bir gençliğin, bir ecdadın torunlarıyız. Ama bugün baktığımızda bugün binlercesi çıkıp bir takım onursuzluk, kendileri adı altına onur yürüyüşü diyorlar hocam, onursuzluk yürüyüşü yapabiliyorlar maalesef. Bunların müsebbibi de şimdi ne kadar kabul etmeseler de yapmış oldukları vaatlerle, yapmış oldukları projelerle bu siyasiler bunlara ön açıyorlar maalesef. Evet, devam edelim Vahdet Gazetesi'yle. Vahdet Gazetesi manşetinde köpek dahi yemez denilmiş. Fabrikasyon ve nerede nasıl üretildiği bilinmeyen et ürünlerinde sucuk vatandaşın sağlığını tehdit ediyor. Keskin baharat ile gölgeleyerek sucuğa her türlü etin katılabildiğini konusunda uyaran kasaplar fabrikasyon sucuklarda kullanılan kimyasallara da dikkat çekiyor denilmiş. Evet, buradan da bu uyarımızı yapmış olalım. Kurban Bayramı'nın akabinde bu gibi olaylar çok yaşanabiliyor. Daha dikkatli nereden etlerimizi nereye teslim edip nasıl biçimlerde sucuğa çevirdiğimize dikkat etmemiz gerekiyor. Evet, Erdoğanların amca acısı denilmiş. Mültecilere gözlerinizi kapatmayın. BM'de konuşan Başbakan Davutoğlu mülteci krizi konusunda gösterilen kayıtsızlığı eleştirerek bu krize gözlerimizi kapatamayız. Artık cesur kararlar alma zamanı gelmiştir dedi. Avrupa'nın utancı. BM'nin sınır güvenliğinden sorumlu kurumu Frontex'in resmi verilerine göre sadece 2014'te ve 2015'in ilk 8 ayında 5100 mülteci Akdeniz sularında yaşamını yitirdi. Uzmanlar ise bu sayının daha yüksek olduğu görüşünde denilmiş. Hocam, korkunç rakam, 5100 kişi deniliyor. 5100 mülteci, bunların içinde çoğunluğu da kadın ve çocuk diyebiliriz hocam. 5100 mülteci diyoruz. Çoğunluğu çocuk ve kadın. Bu da tabii resmi olan rakamlar, bilinmeyen, kurtarılamayan, ulaşılamayan, cesine ulaşılamayan kim bilir kaçlarca mülteci var. Bununla alakalı bir ifade kullanmak istiyorum. Tabii hocam. Hocam, müsaadenle. İki türlü ifade, burayı iki türlü şey olarak söyleyeceğim, iki ifade olarak söyleyeceğim. Evvela, evet, bunların içlerinde Suriye'nin çoğunluğunu biz Müslüman biliyoruz ama biz Müslüman bazında alalım. Yani eğer biz
büyük bir devlet olduğumuzu söylüyorsak ve bu insanların da Müslüman olduğunu söylüyorsak, bu insanlar neden bizim memleketimize gelip de, öyle değil mi? Hepsi gelen veya gelmeyen var, diğer ülkelerden de geçenler var ama bize gelip de, özellikle orasını söylüyorum, bize gelip de bizde istediklerini bulamayan, şuraya bakar mısınız? O bot o kadar kişiyi alır mı? Yani onun batmaması anormal olurdu zaten. Buradan kalkıp da diğer memleketlere neden gidiliyor? Orası beni çok üzüyor. Bir, ikincisi buradan ben İslam ülkelerine gerçekten seslenmek istiyorum. Ya hani biz Müslümandık, hani biz birbirimizin acısını paylaşan bir vücut olacaktık. Ya bugün öyle zengin ülkeler var. Bugün Suudi Arabistan, evet, kendine göre bir açıklama yapmış geçen 2,5 milyon, o da ne derece şeyi onu bilemem ama neden bu Müslüman kardeşlerimize, diyorum dikkat edin, Müslüman kardeşlerimize el açmıyor? Neden bir Dubai diye bir memleket biliyoruz, çok zengin bir ülke, neden açmazsın? Diğer Arap ülkeleri, belki o kadar imkanları onlara göre olanlar var. Hani İslam ülkesiydik, İslam birliği vardı, hani biz kardeştik? Neden açmıyorlar? Onu çok gerçekten merak ediyorum. Bir de evet. İki gün önce bir kardeşim bununla alakalı olduğunu söyleyeceğim. Hemen geçeyim inşallah. Hocam diyor, bir tane arkadaş diyor, hava çok yağışlı diyor. İşte bu şu gördüğünüz görüntüyle alakalı söylüyor. Botla işte Yunanistan'a kaçacaklarmış. Ben diyorum ki ya gitme diyorum. Bak bu havada işte hani devrilir boğulursan kendini intihar etmiş olursun diyorum. Ya ben ona dedim ki sorsana dedim. Türkiye'de ne bulamadı da gidiyor. Oralar işin o tarafı da var. Ya o işin o tarafı da var. Ya burada aslında iş bulamadıklarından, imkan bulamadıklarından tamamıyla değil. Niye? Orada daha büyük imkanlar varmış. Daha önünü, yani geleceği daha iyiymiş. İyi, tamam. Daha iyi geleceği diyorsun ama bak hepimizin şahit olduğu, değil mi? Bununla alakalı aylardır takip ettiğimiz bir olay var. Adam ilk önce diyor ki Almanca öğreneceksin ve Hristiyan olacaksın diyor. İlk direttiği şeye bakar mısınız? Ne olacakmışız? Müslümanlıktan çıkacaksın, Hristiyan olacaksın diyor. Evvela biz bunu nasıl kabul edeceğiz? Eğer bu niyetlerle gidiliyorsa çok büyük bir yanlıştalar. Memleketimizde de niye bu Müslüman kardeşlerimizi muhafaza edemedik onu da bilmiyorum. Ve tüm İslam ülkelerinin utancıdır diye diyorum. Çünkü bu kardeşlerimize niye biz kucak açamadık veya diğer ülkeler neden açmadı? Bugün onların başına gelen... Bırak hocam, yani hiçbir ülkenin, İslam ülkesinin garantisi var mı? Yarın senin başına, bizim başımıza gelmeyeceğine ne malum? Sen ona kucak açmadığın zaman, senin başına geldiği zaman sana bir kimse kucak açmış. Yağmur yağar, çise bugün size, yarın bize diye bir ifadesi vardır. Bugün onların başına gelen yarın bizim de başımıza gelir. Hangi zamanlarda olursa olsun, hangi dönemde olursa olsun, olay geldiği zaman bütün Müslümanların birlik ve beraberlik olması gerektiğini düşünüyorum. Şuraya görmüyor muyuz ya, baksana, küfür adına, yani son derece hiç İslam'la, dinle, yani küffar adına son derece birleşiyorlar değil mi? Birler yani. Her ne kadar kendilerine göre çıkarlarını bölüseler de, kendilerine göre bir şeyler olsa da küfür olarak çalışıyorlar. Adamlar birliklerler ya. Biz Müslümanlar olarak neden birlik olamıyoruz? Neden bu kardeşlerimize sahip çıkamıyoruz? Hatta bunların İslamiyet'ten çıkıp da Hristiyan olma vebalini Müslümanlar olarak biz nasıl böyle bir vebalin altından kalkacağız? İnan bilemiyorum. Rabbim Müslümanlara birlik beraberlik nasip eylesin. Her konuda birbirlerine sahip çıkmalarını Rabbim tez zamanda nasip eylesin inşallah. Evet inşallah. Galibanın ilacı 9.000 avro denilmiş. Ankara'daki kemik kanseriyle mücadele eden 14 yaşındaki Seda Nur'un tedavisinin sürmesi için 9.000 euro değerindeki 90 adet ilacı kullanması gerekiyor. Bankalara ve şahıslara borçlanarak kızının tedavi masraflarını karşılayan baba Hamdi Koç, bu ilaçların ancak 15 tanesini alabildim. Geri kalanını nasıl alacağını bilemiyorum. Çok zor durumdayım. Yardım edin diye feryat etti denilmiş. Evet, hemen geçelim sürmanşine. Yunus'u bırakamadı denilmiş. Şehit babası, şehit oğlunun tabutuna sarılarak bırakamadı denilmiş. Anarşistlerden terör eğitimi denilmiş. Masumların kanını döken PKK ve marjinal sol örgütlere yakınlığı ile bilinen İnfial Atölye adlı grup, olası bir iç savaş için ön savunma teknikleri adı altında silahlı ve silahsız dövüş dersleri veriyor.
PKK'ya karşı yürütülen askeri operasyonları eleştiren grup yöneticileri yüreği anarşist mücadeleden yana atan herkese infiale çağırıyoruz diyerek vatandaşları terör eğitimi almaya davet ediyor denilmiş. Evet, her fırsatı değerlendirerek halkı galeyana getirip bir takım şeyleri, algıları yapmaya devam ediyorlar. Evet, Yeni Şafak gazetesine baktığımızda Rusya savaşa girdi denilmiş. DAEŞ'i değil, özgür Suriye ordusunu vuruyor denilmiş. Evet, ya gitsin ya vururuz demiş yine Esad. Suudi Arabistan, Rusya'nın Suriye'ye operasyonuna sert çıktı. Dışişleri Bakanı Adil El-Zubeyr, Suriye'deki iki seçenek var. İlki bir geçiş kongreyi oluşturulması, diye de Esad'in askeri operasyonuna devrilmesi denilmiş. Evet, Merkel PKK derdine denilmiş. ABD uçakları Diyarbakır'da insanlık onurunun bayrağı gönderdi denilmiş. Evet, özgür Suriye ordusu bayrağını görmezden geldiler denilmiş. Katliam yapacaklardı. PKK öğrencileri hedef aldı. Katliam yapacaklardı denilmiş. 28 günlük esaret bitti denilmiş yine. Evet hocam, bugün de manşetten aktaracaklarımız bu kadardı. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızda bizlere eşlik ettiniz. Süremizin de sonuna geldik. Evet kıymetli izleyenler, gündemde konuşulacak, tartışılacak çok mesele var. Çok önemli detaylar var. Ama bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İnşallah yarın yine FM TV ekranlarında Manşetten Millete programıyla aynı saatte buluşmak dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.